Merhaba arkadaşlar. TYT Türkçe 20'li denemelerimizin çözümlerini yapıyoruz bugün. İkinci denemeyle başlıyorum. Uzun paragrafları arkadaşlar okumayacağım. Önünüzde denememiz var. Oradan size sayfayı açıp takip edebilirsiniz. Birinci sorumuza başlayalım. Türkçe deyimler bakımından oldukça zengin bir dildir ve göz sözcüğüyle pek çok deyim bulunmaktadır. Örneğin gözden ırak tutulmak, görmek istememek. Göz aydınına gelmek, birine iyi dilekte bulunmaya gelmek, göze gelmek, birine nazar değmesi, göze diken olmak, göze bakmak, gözler önüne sermek, göstermek, sergilemek anlamında kullanılır demiş. Ama gözden ırak tutulmak yanlış açıklanmış. Irak ne demektir arkadaşlar? Uzak. Gözden uzak tutulmuş demek ki. Yani görmek istememek değil, gözden uzak tutulduğundan bahsediyor. Dolayısıyla yanıtımız Adana. Birinci soruyu gönderdik. İkinci soruya geldik. Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılır demiş. Kesin olarak çıkarılır dediğimizde bir sözcük bile aklımızı bulandırıyorsa onu kabul etmeyeceğiz. David Hume'a göre insanlar ateşe konan tenceredeki suyun kaynadığını görür ve ateşin suyun kaynama nedeni olduğunu söyler. Akla dayanan fikirler denenmelidir. Böyle bir deneyimden bahsetmiyor. Kişisel tecrübeler kesin sonuçlara ulaşmayı sağlamaz. Kişisel tecrübelerden de bir bulgu yok. Deneyimler genelleştirerek ilkeleştirilir. Evet. Şimdi şöyle düşünün, insanlar ateşe konan tenceredeki suyun kaynadığını görüyorlar. Yani bunu deniyorlar, deneyimliyorlar ve bunu genelleştirerek ilkeleştiriyorlar. O zaman diyorlar ki ateş suyun kaynama nedeni. Burada da bir genellemeyi gördüm. O zaman C seçeneği de bizim cevabımız olmaya uygun. Peki, üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Üçüncü soruda, bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci cümlede amaç sonuç ilgisi kurulduğu, evet çirkinliklerden uzaklaşmak için önce güzeli aramak gerekir ifadesiyle yakalanıyor. Zaten şunmak için, mak için ifadelerini görebilirsiniz. İkinci cümle birinci cümlede söylenenin gerçekleşmesi için gereklidir. Bunun için de güzelin ne olduğunu bilmek lazımdır. Evet, güzelin ne olduğunu bilmek lazım ki güzeli arayalım bağlamış. Üçüncü cümlede sayıp dökme. Sayıp dökme neydi? Arka arkaya sıralamaydı. Eğitim, kültür, sanat, edebiyat öğrenmek de olur dediğinde bu da uygun oluyor. Dördüncü cümle kendisinden önceki cümlenin gerekçesidir demiş. Çünkü artık estetik bir lüks değil, ihtiyaç olmuştur. Evet, kendinden öncekinin gerekçesi, açıklaması, nedeni olmuş. Beşinci cümlede maddi ihtiyaçların manevi ihtiyaçların önüne geçtiğinden bahsedilmiş. Yani para tek gereksinim olmaktan çıkmış. Duygulara ve güzelliğe de aynı ölçüde gereksinim doğmuştur diyor. Şimdi herhangi bir ihtiyacın diğerinin önüne geçtiği değil de aslına bakarsanız ikisinin de aynı şekilde gerekli olduğundan bahsediliyor. O yüzden E seçeneği söylenemez. Evet, dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda yine cümlede boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken sözcüklerle ilgili. Bakalım bu cümlede boş bırakılan yerlere neler getirilmeli? Cevap üzerinden gidelim isterseniz. Edebi metin tek bir doğruyu belletmek gibi bir misyon üstlenmez demiş. Diğerlerinin neden olmadığına bir bakalım mı? Edebi eser tek bir doğruyu doğruyu demiş. Burada A seçeneğini gönderdim. Edebi yapıt tek bir doğruyu yalanlamak. Neden yalanlasın ki? Edebi roman tek bir doğruyu göstermek gibi bir ütopya üstlenmez. Yani bir doğruyu göstermesi onun ütopya olduğunu anlatmaz. Edebi şiir tek bir doğruyu anlatmak gibi bir yanlış üstlenmez. Doğruyu anlatıyorsa bu da yanlış olamayacaktır. O yüzden yanıt Edirne. Pardon, diğer bakış. Beşinci cümleye geldik. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır diyor. Okul en önemli sosyalleşme ve bilgi edinme ortamlarından biridir. Zaten en sözcüğünü yakaladığınızda en, daha, çok, ise bunlar sizin için karşılaştırmanın anahtarı olsun. Burada karşılaştırma yapılmıştır diyebilirsiniz. İkinci cümle birinci cümlede anlatılanları pekiştirir niteliktedir. Çünkü iletişim sayesinde öğrenme ve öğretme gerçekleşir. Evet, bunun gerekçesi olmuş, onu pekiştirmiş. Üçüncü cümlede koşul sonuç ilişkisi vardır. Kişiler sözlü iletişim becerilerini ne kadar etkin kullanırlarsa öğrenme de o denli gelişir. Evet, öğrenmenin gelişmesi etkin kullanıma bağlı. Doğru. Dördüncü cümlede yargı gerekçesiyle verilmiştir diyor. Bir öğrencinin sözlü iletişim becerileri gelişmişse o öğrenci soru sorar, cevaplar, düşünür, düşündürür ve aktif olur. Hayır,
Burada koşul sonuç ilişkisi kurulmuş. Neden sonuç değil. Yani gerekçe dediğinde neden sonuç aklıma geliyor çünkü. Beşinci cümlede kesin olmayan bir çıkarım vardır. Duygu ve düşüncelerini doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatamayan öğrenci öğrenememiştir. Denilir. Evet, ben bu sonuca varıyorum, bu çıkarıma varıyorum ama yani bu kesin bir yargı değil diye yazar da bunu söylemek istiyor. Beşinci soruda gitti. Altıncıya geldik. Yine bu da cümlede geçen altı çizili sözcükler ya da tırnak içine alınıp belirtilmiş sözcüklerle ilgili. Bunlarda da ne yapıyorduk? Bu belirtilen sözcüklerin veya altı çizili sözcüklerin başka bir cümlede hangi anlamda kullanılabildiğini düşünüyorduk. Burada da ne demiş? O kadar sanatçının, daha doğrusu hepsine sanatçı demek olmaz, eser veren kişilerin içinde kalbur üstüne gelenler bir elin parmaklarını geçmezdi. Kalbur üstüne geliyorsa demek ki diğerlerinden, benzerlerinden, ona benzeyenlerden ayrılıyor bir yönüyle. Yani benzerler arasında sivriliyor. Altıncı soruyu da gönderdik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Dinozorlara ilgisi olduğundan odası bu oyuncaklarla doluydu. Burada belki kafanıza takılacak olan sözcük budur ama doğru yazılmıştır. Dikkat, aile değil o ile olmalı. Sözcüklerin doğru yazılışını merak edenler TDK'nin sitesine bakabilir. Ufak bir şey olabilir, bu nokta olabilir ama dikkatinizi buraya lütfen verin. TDK'nin büyük harfli kısaltmalara ek getirildiğinde son harfin okunuşunu dikkate alıyoruz. Dolayısıyla K diye değil K diye okumalısınız arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. İstanbul Üniversitesi'nden mezun öğretmenimiz. Kurum kuruluş adlarına gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılmaz. Dolayısıyla bu da doğru. Milli Edebiyat dönemi hece ve dörtlüğe dönüşün olduğu zamandır. Dönem çağ büyük yazılıyoruz zaten. Japonların ulusal giysisi kimono demiş. Bunun kimono olması gerekiyordu. E'de yazım yanlışı var. Peki. Sekizinci soruya geldik. Yukarıdaki dizelerin kaçıncısında sıfat tamlamasına yer verilmemiştir diyor. Yani olumsuz bir soru kökünü sormuş. Bu tarz bir soru da yine örnek sorularda karşımıza çıkmıştı. Arka mahallelerde kızgın bir yaz öğlesi. Kızgın bir yaz öğlesi. Tabak tıkırtıları duyuluyor evlerden. Uzakta bir satıcı yahut çocuk sesi bir satıcı. Tozlu sokaklar gibi tutuşup alevlerden. Tozlu sokaklar, bulur ağaçlar ile bomboş kalmış bahçeler. Burada sıfat tamlamalarını yakaladığımda ikinci dizede bir sıfat tamlaması olmadığını görüyorum. Tabak tıkırtıları duyuluyor evlerden. Dikkat ederseniz tabak tıkırtıları da belirtisiz isim tamlaması. Onu da yazalım. Ne tıkırtısı? Tabak tıkırtısı diyebiliyorsam belirtisiz at tamlaması diyeyim. O zaman B'de cevap olacak. 8'de gitti. Dokuzuncu soruya geldik. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. Belirtili at tamlaması. Bunun olması için her iki adında ek alması gerekiyor. Tamlayan inekini, tamlanan da iyi ekini alacak. Ağzımın tadı yoksa. Ağzımın tadı A seçeneğine örnek. Tamlayanı düşmüş at tamlaması dediğinde genellikle zamirlerle kurulanları hatırlayın. Mesela benim kalemim dediğimde benim sözcüğü tamlayan kalemim tamlanan olacak. Benimi kullanmazsa tamlayan düşmüş at tamlaması arayacağım. Ağzımın tadı dediğimde benim ağzım demedim, ağzımın dedim. O zaman buradan B'yi de yakaladım. Türemiş yapılı iki şey istiyoruz zaten. Ve birleşik zamanlı eylemler demiş. İkinci dizeye gelir misiniz lütfen? Boğazında düğümleniyorsa lokma. Düğümleniyorsa, düğümlenmekten türemiş yapılı oldu. Birleşik zamanlı olması için de ki artı ek eylemlerden idi, imiş ve ise'yi alması gerekiyor. Düğümleniyor ise birleşik zamanlı oldu ama eylemler demiş, bir tane daha aramalıyım. Alınıyorsam geçimsiz ve işkilli. Almaktan alınma konu türemiş yapılı yaptı. Yor isem de yine birleşik zamanlı yaptı. Doğru. İyilik eki almış adlar. Ağzımın zaten kabul etmiştik boğazımda. Bu da hem iyilik eki almış ada örnek olabilir. Hem yine tamlayan düşmüş at tamlaması örnek olabilir. Bu da ne oldu? D. E seçeneğini bulamadım. Onuncu soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır diyor. Pencereden kafasını uzattı ve Hayati Bey'e bize de ekmek alırsan sevinirim dedi. Evet, konuşmadan önce virgül kullandı, uzun çizgi kullandı, doğru. Öyle insanlar vardır ki kendileri mutlu oldu mu herkes mutlu zannederler. Şimdi zaten ben buradan sonra duracağım ki kılavuz da bunu söylüyor, mi'den sonra virgül kullanma diyor. Dolayısıyla burada noktalama yanlışlığı var.
Bu vesvesel halinden kurtulmak, en kısa zamanda rahatlamak istiyorum dedi. Bakın burada da tırnak için alınmayan aktarma sözü virgülle göstermiş. Konuşarak, uzlaşarak çözemeyeceğiniz hiçbir konu yok aslında. Burada da eş görevli sözcükler arasında kullandı. Hayır, bu konuda tabii ki sizinle aynı fikirde değilim. Bu tarz evet, hayır gibi sözcüklerden sonra da virgül kullanılması gerekiyor. B dedi kullanım doğru. Sırada 11. soru var. Ne demiş? Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Havalar güzel gidiyor, sen de çiçek açtın erkenden, küçük zerdali ağacım, aklın ermeden demiş. Birinci dizede durum belirtici vardır. O zaman nasıl sorusunu sormalıyız? Eylem ya da eylemsiye. Havalar güzel gidiyor, gidiyor eylem. Nasıl gidiyor? Güzel. Durum belirtici var. İkinci dizede bağlaç kullanılmıştır diyor. D'yi yakaladım. Var. Üçüncü dizede tamlayan sıfat almıştır. Zerdali ağacı burada tamlama. Nasıl bir tamlama? İlki ek almamış, ikincisi ek almış. Zerdali ağacı. O zaman bu belirtisi zat tamlaması. Belirtisi zat tamlamasında başa gelen sıfat tüm tamlamanın sıfatıdır. Yani burada küçük, sadece zerdalinin değil, sadece ağacın da değil. Zerdali ağacının sıfatı olduğu için tamlayan değil, üstünü çizerek yanına şöyle eklemek istiyorum. Tamlamanın sıfatıdır. Dördüncü dizede tamlayanı düşmüş at tamlaması vardır diyor. Evet, şurada senin aklın dememiş, aklın demiş. Doğru. İkinci dizede ayrılma eki almış sözcük zarf görevindedir. Den olması gerekiyor. Ayrılma eki. Çiçek açtın erkenden. Ne zaman açtın? Erkenden açtın. Doğru. 11. soruyu da gönderdik. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci sözcük gövdeden türememiştir demiş. Bakalım. Özgürlük için dövüşmeye gelenler. Bölelim. Dövmek. Dövüşmek, dövüşmeye. Dövmek fiil kökünün üzerine. Dövmekten dövüşmek. Fiilden fiil yapma eki. Dövüşme. Fiilden isim yapma eki. İsim fiil eki. Aynı zamanda onu da tanıyorum. Eylemsi yaptı. Ye kaynaştırma eki. Dövüşmeye de çekim eki. Hal iki diyebiliriz. O zaman gövdeden türememiştir ifadesi yanlış. Çünkü ben şuradan biliyorum ki en az bir tane yakım eki almış sözcük gövdedir. Gövdeden türemiş olması için de en az iki yapım eki almış olması şartını ararız. Dolayısıyla bu gövdeden türemiş. Bu söylemez. İkinci sözcük adlaşmış sıfat fiil deniyor. Evet, gelenler, gelen kişiler deseydi arkasında nitelediği bir adı olurdu. Düştüğü için adlaşmış sıfat fiil. Üçüncü sözcük türemiş sıfat deniyor. Ölümlü günler bitti mi? Nasıl günler? Ölümlü günler. Sıfat. Ölmekten ölümü yapmış. Dolayısıyla doğru. Dördüncü sözcük sıfat fiildir. Ölen tüfekler sustu mu? Evet. Hangi tüfekler? Ölen tüfekler ve en eki almış. Doğru. Beşinci sözcük basit yapılı basit zamanlı eylemdir. Yani hem yapım eki almayacak hem de tek kip eki alacak. Ek eylem almamış olması gerekiyor. Kazanlarda sıcak aşlar pişti mi? Evet, pişmek basit yapılı ve görülen geçmiş zaman tek kip eki aldığı için bu da basit zamanlı bir eylem. Doğru. 12'de geçti. 13'e bakalım. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci dizede bayım öznedir. Çiçekli şiirler yazmama kızıyorsunuz bayım. Şimdi bu güzel bir soru aslında. Seslenmelerin özneyle karıştırılmasıyla ilgili bir soru. Bakın burada bayım seslenme. Seslenme olduğu için de biz buna cümle dışı unsur diyoruz. Peki burada özne ne? Çiçekli şiirler yazmama kızıyorsunuz bayım. Kızan kim? Siz. Yani şöyle düşünmeye çalışın. Burada hiç bayım yazılmasaydı. Çiçekli şiirler yazmama kızıyorsunuz. Kızan kim? Siz diyecektiniz değil mi? Aynı mantıkla seslenmeyi de cümle dışı unsur kabul ediyorsunuz. Dolayısıyla bu söylenemez. İkinci dizedeki darmadağın gövdemi, üçüncü dizenin belirtili nesnesi de demiş. Çiçekli perdelerin arkasına saklıyorum neyi? Darmadağın gövdemi. Doğru. Üçüncü dizenin yüklemi geçişli eylemdir. Geçişli eylemse onu sözcüğünü aldığında okunabilir. Bakalım. Onu saklıyorum. Doğru. Ve sıfat almış belirtili at tamlaması dolaylı tümleç görevindedir. Nerede? Çiçekli perdelerin arkasında. Dolaylı tümleç var. Peki. Sıfat almış bir belirtili at tamlaması mı? Evet. Perdelerin arkası onu belirtili at tamlaması yaptı. Nasıl perde? Çiçekli perdede sıfat olduğu için sıfat tamlaması yaptı. Doğru. Dördüncü dizede iki tane cümle vardır demek. İki tane yargı, yani temel yargı vardır demek. Oturuyorum ve yakmıyorum. Doğru.
Dördüncü dizede hem geçişli hem geçişsiz eylemi örnek var. O zaman geçişli eylemi onu diye okuduğumda kabul edecek. Geçişsiz eylemi onu diye okuduğumda kabul etmeyecek. Onu oturuyorum diyemiyorum. O zaman geçişsiz eylem var. Onu yakmıyorum ya da onu yakıyorum diyebilirim. Geçişli eylem de var. Dolayısıyla E de söylenebilir. Onu öyle geldik. Peki. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur demiş. Bakalım. Ünlü değişimi. Birinci ve ikinci tekil kişi zamirlerine gelen yönelme ekinden sonra ünlü değişimi olur. Ben E halikini aldığında, sen E halikini aldığında, bene ve sene değil, bana ve sana şeklinde okunur. Dolayısıyla burada da sana sözcüğünün bulunması ünlü değişimine örnek. Ünsüz yumuşaması demiş. Ünsüz yumuşamasını arıyorum. Üçüncü dizeye gelirseniz, çünkü her yıl yeniden yazacağım onu. Yazacak. I haleki, pardon, yazacak. Kişi ekiyle karşılaşınca yazacağım dedik. Burada da ne oldu? Ünsüz yumuşaması. Ünsüz benzeşmesi. Kat ettik den demedim. Kat ettik den dedim. Var. Ünlü düşmesi. Yalınız değil. Yalnız. Ünsüz türemesi yok. Evet. 15. soruya geldik. Hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Vejetaryen olmaya karar verdi. Bu birazcık aslında ilgi çekici bir sözcük. Yabancı sözcüklerin yazımına dikkat etmeliyiz. Genelde yanlış telaffuz edilir ama doğru yazımı bu şekildedir. Bilin lütfen. Kalemşörlerin kavgası biteceğe benzemiyor. Kalemşör, silah, şör gibi söyleniyor aslına bakarsanız ama yanlış. Buradaki ö yerine o olması gerekiyordu. Yazım yanlışı burada. Gelelim. İstisnalardan bir tanesi ve bitişik yazılmalı doğru. Keza birden bire de. Arda arda gelen sorunlar bizi yıldıramaz. Söylerken belki yumuşamaya maruz bırakıyorum ama aslında art sözcüğü bu şekilde yazılmalı. Art arda şeklinde yazılmalı. Dolayısıyla B'de yazım yanlışı var. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Anlatacaklarıma dikkatlice kulak kabartırsanız konuyu iyice anlarsınız. Aslında anlatacaklarıma dikkatlice kulak vermenizi istiyorum ben size. Dolayısıyla deyimi yanlış kullandım. D seçeneği de yanıtımız oldu. O neye geldik? Bu parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Şiir, edebiyatın can damarı, konuşma dilinin kendisidir. İlk önce cümleyi şöyle bir işaret getirmeden okumaya çalışıyorum. Baktığımda şiir, burada bir durmam gerekiyor. Özneyi vurgulamam gerekiyor. Edebiyatın can damarı, konuşma dilinin kendisidir. Eşgörevi sözcük olarak getirdim. Kendisidir. Bu cümle tamamlanmış bir yargı. Herhangi bir soru ya da ünlem anlamı belirtme özünden nokta getirdim. Dilini bilmeyen kişi etkileyici şiir yazamaz. Nokta. Yazsa da okurlarını etkileyemez. Yine nokta. Tamamlanmış cümleler olduğu için, farklı anlamlarda belirtmediği için nokta getirdim. Dolayısıyla yanıtımız B seçeneği oldu. 17'de gitti. 18'e geldim. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin birden fazla örneği vardır demiş. Bakın ikinci dizede savrulmaya sözcüğüne bakın. Savurmaktan savrulmak olmuş. Daha sonra da gönlümde can verirken köye varmak emeli. Gönülden gönülümde. İkisinde de ünlü düşmesi var. Dolayısıyla yanıt Adana. Onda geldim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci cümle özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşur. Şair evlenmesi tercüman ahvalde tefrika edilmiştir. Tefrika edilmiştir yüklem. Tefrika edilen ne? Şair evlenmesi. Şair evlenmesi nerede tefrika edilmiştir? Tercümanı ahvalde. Bu da dolaylı tümleç oldu. Sıralama doğru. İkinci cümle özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşur. Birkaç süren tefrika pek önemsenmemiştir. Önemsenmemiştir yüklem. Önemsenmeyen ne? Birkaç ay süren tefrika, özne. Ne kadar önemsenmemiş? Pek. Bu da zarf tümleci. Doğru. Üçüncü cümle özne, nesne ve yüklemden oluşur demiş. Ceride-i Havadis dahi bu tefrikayı hafife almıştır. Hafife alan kim? Ceride-i Havadis. Bağlaç olduğu için cümle dışı unsur diye sayıyorum. Neyi bu tefrikayı? Nesne.
Özne nesne ve yüklem doğru. Dördüncü cümle 5 ögeli. Yüklemi birleşik yapımı birleşik zamanlı bir cümlede diyor. Bakıyorum dördüncü cümlenin yüklemine. Oysa Şinasi bu eseri ilk Türk tiyatrosunun denemesini yazmak amacıyla kaleme almıştır. Şimdi kaleme almak bir birleşik yapılı eylem. Evet doğru. Birleşik yapı açısından doğru. Ama birleşik zamanlı değil. Çünkü birleşik zaman olmasının şartı şuydu. Ki artı ek eylemlerden idi, imiş ve ise gelmesiydi. Dolayısıyla burada dir, ek eylemin geniş zamanı geldiği için bu kesinlikle de olasılık anlamı katar cümlelere. Birleşik zamanlı eylem yapma fonksiyonu yoktur. Dolayısıyla D seçeneği söylenemez. Beşinci cümle dört ögeli ve ötesinde yan cümlecik olan bir cümledir. Yıllar sonra Selanik'te esere rastlayan Mehmet Tayfur şair evlenmesini kitap olarak basmıştır diyor. Basan kim? Mehmet Tayfur tabii sıfat olduğu için beraber aldım. Neyi? Şair evlenmesini nasıl kitap olarak basmış? Peki öznesinde yan cümlecik var mı? Evet. Rastla yan sıfat fiili var. Dolayısıyla E'de doğru bir seçenek. Peki. 20. paragrafa geldim. 20. de ne diyor? Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması uygun olur demiş. Yine bakış açısının değiştiği noktayı seçmem gerekiyor. Tren istasyonu boştu. Ortalıkta ne bir yolcu ne de bir gişe memuruyla hareket memuru görünüyordu. Gelip giden tren de yoktu. Raylar iki yönde de boşluğa doğru uzayıp gitmişti. Üstteki karayolunda ince ufaklı her modelden otomobillerle otobüsler, çelik ya da ahşap kasalı kamyonlar, cicili bicili kamyonetler, upuzun tırlar iki yönde de beton yolu sarsarak gelip gidip geliyordu. Şimdi burada üsttekinden bahsetmeye başladığı için farklı bir yer gözümüzde canlandırmak istediği için 5'i seçmiyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır demiş. Milli Edebiyat döneminde dil sadeleşmeye başlamıştır. Bu nispet ise diye söylediğimiz ayetlik indiren bir i oluyor. Düzeltme işaretini getiriyoruz. Doğru. İstediğini elde etmenin bir de usulü var pek tabii ki. Güncel sözlüğe bakarsanız da doğru yazımın bu şekilde olduğunu görürsünüz. Kağıtları boşa harcamayı sevmediğinden rüşvette kullanırdı. Yine yabancı sözcüklerdeki yani bunu daha çok Arapça, Farsça gibi düşünün. İngilizce, Fransızca gelmesin hemen aklınıza. G, H, K'den sonraki sesli harfleri yumuşak okumak adına, kağıt değil de kağıt demek adına getiriyoruz. Haluk'ta da yine var. Selanik göçmeni burada da yine kullanıldı. Ama usulde dediğim gibi düzeltme işaretinin olmaması gerekiyordu. Ayrıca bu düzeltme işaretiyle ilgili soruda biraz durayım. Örnek sorularda da bu çıktı. Hani düzeltme işaretinin şöyle tekrar almak istiyorum onu. Düzeltme işaretinin kalktığına dair bir ifade var ama böyle bir şey yok. Bunu en iyi aslında ÖSYM cevapladı. Örnek sorularda vererek. 22. soru. Bu parça iki paragrafa bölünmek isterse ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar demiş. Yine bakış açısının değiştiği noktayı bulmam gerekiyor. Sait Faik'in bir hikayesinden bahsetti. Daha sonra da İstanbul'un nasıl onun hikayelerini sevdiğinden bahsetmeye başladı. Dolayısıyla bakış açısından değiştiği nokta benim için çok önemli. İkinci paragrafı da orada değiştirmeye başlıyorum. Dördüncü cümle yani C seçeneği. 23'e geldim. Bu parçada boş bırakılan yere anlatımın akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Öyle bir cümle getirmeniz gerekiyor ki önceki ve sonraki kısmı güzel bir şekilde kenetlesin. Öğretmen eğitim öğretmenin en temel ögelerindendir. Öğrenciyle sürekli etkileşim içindedir. Eğitim programlarını uygular, öğretim sürecini yönetir, öğrenciyi değerlendirir. Öğretmenin özellikleri de bu sürecin niteliğini belirler. O yüzden eğitim öğretmenin başarısı öğretmenin niteliklerine de bağlıdır. Bir öğretmende olması gereken bir takım özellikler vardır. Yani bu tam bir yapbozun parçası gibi buraya uygun bir cümle. Niteliklerden bahsetmiş, öğretmenin niteliğinin, öğretim eyleminin, sürecinin niteliğini de belirttiğinden bahsetmiş. Dolayısıyla A seçeneğinde yanıt olarak alıyorum. 24. soru. Yine ben parçayı yanıma almak istiyorum size. Şöyle hemen seçenekleri getireyim. 24 ve 25. soruyu bu parçaya göre okuyacağız. Aşağıdakilerden hangisi X kuşağına mensup birinin özelliklerinden biri olabilir? Şimdi X kuşağı ile ilgili şunu söylüyordu. 1965-1979 arası doğanları kapsıyor ve bu kuşak genelde kurallara uyumlu, otoriteye saygılı.
çalışkan olma gibi özellikleri ön plana çıkıyor. Dolayısıyla birazcık o teknolojik dünyaya alışmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hangisi X kuşağının yapabileceği bir şey olur? Biz çıklarda bunu arayacağız. Bayramda tanıdıklarını ziyaret etmek yerine onlara kısa mesaj göndermeyi tercih etmezler. Ziyaret etmek isterler. 2 yıldır çalıştığı şirketten yönetici olamadığı için ayrılmazlar. Biraz daha ısrarcı, yani sebat gösterebilerek daha fazla çalışayım, olurum düşüncesinde devam ederler. Kitap okumak yerine tablet veya telefonla zaman geçirmekten hoşlanmaz. Kitap okumayı tercih ederler. Bayram ziyaretlerinde karşılaştığı kişileri konuşmak yerine telefonla mesajlaştığı için eleştirmek. Evet, bu uygun olabilir. Bayram ziyaretinde karşılaştığı kişiler var. Onların mesaj çekmeyin, en azından arayın gibi bir uyarıda bulunabilir. 24'ü şöyle kenara aldım. 25. soru da bu parçaya bağlı bir soruydu. Bu parçanın yazarının asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisi? Aslında herhangi bir kuşağın diğerine üstünlüğünden falan bahsetmiyor. Sadece bu X, Y, Z kuşakları nelerdir? Hangi özellikleriyle ön plana çıkar? Onlardan bahsediyor. Dolayısıyla A seçeneği bizim için uygun. 26. soruya geldik. 26. soruda ne demiş? Bu parçanın başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur demiş. Bakalım okur metni okurken duygusal dünyası, düşünme kabiliyeti, kişisel birikimine göre okur. Dolayısıyla burada okurun birikimiyle ilgili olabilecek, ona hem biçimsel açıdan hem de anlamsal açıdan uygun olabilecek bir cümleyi aramamız gerekiyor. Okuma eylemi okurun geçmişi, yaşadığı an ve geleceğiyle ilintilidir. Onun duygusal dünyası, düşünme kabiliyeti, kişisel birikimi çok önemli. Ona göre şekillenecek çünkü okuma süreci. Dolayısıyla B seçeneği buraya uygun oluyor. 27'ye geldik. Bu parçada anlam akışının sağlanması için numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir? İsterseniz şöyle yaklaşabilirsiniz bu tarz sorulara. Parçayı okurken bir yerde sizin kulağınızı tırmalayan bir cümle olacaktır. Bunun burada olmaması gerekiyor gibi hissedeceksinizdir. O parçanın, o cümlenin yanına bir işaret koyabilirsiniz daha sonra. Onunla diğer seçenekleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Ya da zaten akış olarak kendini belli edecektir. Şimdi ikisinin yer değiştirmesini istiyoruz. İnsanın sağlıklı bir hayatının olması, fiziksel ve sosyal çevresiyle uyumlu olmasına bağlıdır. Sosyalleşme, bireyin belli bir toplumun davranış kalıbını kişiliğine yönelterek o topluma ait bir birey haline gelmesidir. Bu yüzden sosyal gelişim ve sosyalleşme çok önemlidir. Aslında uyumlu olmasına bağlı, bu yüzden sosyal gelişim ve sosyalleşme çok önemli. Sosyalleşme de bireyin bir toplumun davranış kalıbını kişiliğine yönelterek o topluma ait birey haline gelmesi, sosyal gelişimde bebeklikten başlıyor gibi daha yeni ifadelerde gitmiş. Dolayısıyla 2 ile 3'ün yerini değiştirmemiz gerekiyor. 28. soru yine uzun bir parça. Ben parçayı şöyle elime aldım. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Peki bakalım. Bellekle ilgili yeterince çalışma yapılmadığından bazı durumların sonuçsuz kaldığında böyle bir ifadeyi göremeyeceğim. Peki B'de ne demiş? Bellekle ilgili sorunların herkesin başına gelebileceğini. Bu ilk cümlede vardı. Hemen herkes günlük hayatta belleğin yetersiz kaldığı durumlarla karşılaşabiliyor. Doğru. Peki C'ye nerede rastlıyorum? Unutkanlıkların çeşitli nedenleri olabileceğini. Unutkanlıkların önemli bir bölümü olayları kaydedip getirme ya da bulup getirme esnasında yeterince dikkat edilmemesinden kaynaklanıyor. Çeşitli nedenler olabilir. Peki. D'ye nerede rastlıyorum? Yapılan araştırmalara göre hatırlamak gibi unutmak da zor anlaşılıyor. O zaman onu da son kısımlarda, kimi zaman da bir şeyi unutamamak, hatırlayamamaktan daha zor olabilir. Bunu da buradan anladım. Peki. Daha sonra E seçeneğini nereden anlıyorum? Bellekle ilgili karşılaşılan durumların uyum sağlama sonucu geliştiğini, onu da şurada sonda psikologlara göre bu bellek hataları belleğin gerçekle uyum sağlamaya çalışmasının yan etkisi dediğinde onu da çıkartabiliyorum. Ne dedik onu da? A seçeneği. Daha sonra 29'a geldik. Bu parçanın başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir demiş. Yine parçada giriş cümlesini arıyoruz. Tüm parçayla uyumlu olacak hem biçimsel açıdan hem de içerik açısından. Bu konudaki görüşlerini Çin düşünürü Konfüçyüs kendisine sorulan bir ülkeyi yönetseydiniz ilk iş ne yapardınız sorusuna hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle başlardım der. İfadelerini görüyoruz. Demek ki burada neyle ilgili bir bu parçanın neyle ilgili bir vurgu var? Dilin
devlet yönetimindeki önemiyle ilgili bir bilgi var. O zaman giriş cümlesi olarak da D seçeneği bizim için en uygun seçenek. 30. soruya geldik. Yine bu tarz ifadeler de aslında şekilsel olarak farklı ama ÖSYM'nin de kullandığı sorular. Hangisi söylenebilir tarzında ya da söylenemez tarzında karşımıza çıkacak? Bu ne demiş? Böyle düşünen bir yazarın ifadelerinden hangilerini benimsediği söylenebilir? Yazarların kullandıkları dil hem eski anlam ilişkilerini taşır hem de yeni anlam ilişkilerini açıktır. Bunun sayesinde yeni anlam eski anlamlardan oluşan söylemin gölgesinde hayat bulur. Aksi halde yeni ifadeler olmasa, eski ifadeler kullanılsaydı yapılan bir taklitten başkası olamazdı. O zaman böyle düşünüyorsa bu yazar eskinin kalıplarını kullanmayı reddeder, bilemiyorum. Daha önce duyulmamış yani uydurma sözcüklerden yararlanarak eser vermeyi tercih eder. Bunu söyleyemem. Eski ve yeni dil ifadelerinin eserinde harmanlar. Evet, çünkü hem eski anlam ilişkilerini hem de yeni anlam ilişkilerini. Bunların ikisine de açık. Dolayısıyla üçü söyleyebilirim. Orijinal eserler oluşturabilmek için yeni ifadeleri tercih edebilir. Evet. Eski edebiyata saygı duymasına rağmen farklı bir çizgi ilerler. Aslında ondan da yararlanıyor. Yani farklı bir çizgide ilerlediği ifadesine çıkamayacağım. Dolayısıyla yanıt 3 ve 4. 30'da gitti. Sıradaki sorumuz. Bu parçadan hangisine ulaşılamaz? Ne demiş? Teknolojinin gitgide geliştiği günümüzde artık okumanın öneminin olmadığı düşüncesi son derece yanlıştır. Edebiyat eğitimi verilirken de okumayı ve düşünmeyi bilen, okuduklarını ezberlemek yerine bilgi birikimiyle onu sürdürüp değerlendiren bireyler yetiştirmek hedeflenmelidir. Bunun sayesinde ölü bilgilerden arınmak, yaratıcı bir üretici olmak, eleştirel düşünmek mümkün olacaktır. Öğretmenlere düşerse öğrencilerin edebi eserleri bir görev bilinciyle değil de eserden tad alarak okumalarını sağlamak olacaktır. O zaman burada öğretmenler öğrencide estetik zevk oluşturmalı çünkü tad alarak okumalarını istiyoruz. Ezberlenen bilgiler yerine değerlendirilen bilgiler daha çok mutlu edecek, daha çok tat verecek. Eleştirel düşünen bireyler yetiştirmek için önce öğretmenlere eğitmek gerekir. Öğretmenlerin eğitilmesine dair bir ifade burada yok. Teknolojik gelişmelerin yaşanması okumanın önemini gölgeleyemez. Evet, teknolojik gelişmeler olsa da okuma önemi her zaman var. Edebiyat eğitiminin ezberin merkezde olduğu sistemden arındırmalıyız. Aynen öyle, okuyup ezberlemek yerine onu süzüp değerlendirmeli bireyler diyor. Sıradaki soruya geldik. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak söylenmiş olabilir? Bu parçada da yine okuma alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz? Sadece okulda değil, okul dışında da nasıl kazandırabiliriz ile ilgili. Çünkü okul dışında şuradan anlamamızı istiyorum. Okulda sınıf gazetesi ya da dergisi çıkartabiliyorlar ama onun dışında fuarlara da gidiyorlar. Demek ki sadece okulda olabilecek bir süreç değil bu. Öğretim süresince neler yapılabilir? Fuarlara gidilebilir, işte kitaplık oluşturulabilir ya da gazete çıkartılabilir sınıfça, dergi çıkartılabilir. O yüzden bu da okuma alışkanlığını sağlayacaktır. A seçeneği yanıtımız oldu. Peki, 33'e geldik. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada da yine konuşmanın ne kadar önemli olduğundan, sadece tek bir alanda değil, yani hem okul, hem iş hayatı, hem toplum hayatında önemli olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla konuşma hayatın her alanında çok önemlidir diyebiliriz. 34. soru. Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyüs'e göre iyi bir öğrenci? Konfüçyüs'e göre iyi öğrenci, benim sözlerimi dinleyen ama onları harfi harfine uygulamak yerine kendi yaşamına göre uyarlayan kişidir. İyi bir öğrenci not almak, alkışlanmak, övgüler duymak için değil, gerçekten dikkate değer bir iş başarmak için uğraşır demiş. O zaman tüm romanları okumasa da hepsinin adını ve yazarlarını ezbere bilen kişi onun için iyi bir öğrenci değil. Ezber önemli değil, içselleştirmesi gerekiyor çünkü. Bu olmadı. Yıl sonunda takdir belgesi aldığı için ailesinin kıvanç duyacağını bildiğinden bir an önce herkesle bunu paylaşmak isteyen biri. Kendisi bundan memnun olmuyor. Takdir aldığı için herkesle paylaşmak istiyor çünkü ailesi kıvanç duyacak. Bu da değil. Matematiksel işlemleri iyi yapabildiği için üniversitede sayısal bir bölüm tercih edip iyi bir maaşla işe başlayan kişi. Bu da yine maaş için yaptı ya da matematiksel işlemleri iyi yapabildiği için yaptı. Bir çıkar gözetmemeli. Haksızlığa dayanamadığı için çok çalışkan bir avukat olan ve kimi davaları ücretsiz şekilde üstlenen. Bu da zaten dikkate değer bir iş başarmak ya da bir sorunu halletmek ifadesiyle uyuşuyor. Bu da yani kendi istediği için kitap okumuyor da en fazla
kitap okuyana ödül verildiği için kitap okuyan bir kişiden bahsediyor. Bu da yine çıkar ilişkisine girecek. Peki, sıradaki sorumuza geldik. Yine uzun bir soru, yana alalım. Şimdi 35. soru, glikoz şurubu ile ilgili. Hangisine ulaşılamaz demiş. Farklı bir adla da karşımıza çıkıyor. Evet, mısır şurubu olarak da bilinebiliyor. Bulunduğu gıdalar çeşitli. Evet, pek çok gıdada olabildiğini söylemiş. Meyve suyu, sakız gibi. Bir gıdayı tadarak içinde glikoz şurubu olup olmadığını anlamak olanaksız. Ancak içeriğine bakmamız gerekiyor. Glikoz şurubunun zararları yararlarından daha fazla. Yani bu parça daha çok zararları üzerine durmuş. Kanserojen olduğunu, şeker dengesini bozduğunu, işte astım ve karaciğer büyümesine yol açtığını söylemiş. Ama yararından bahsetmiyor zaten. Ki zararı yararından daha fazla olsun. Pahalı bir gıda değil, evet ucuz bir gıda, maliyeti yoktur diye de zaten parçada belirtmiş. Sıradaki soruya geldi. Bu parçada aşağıdaki tiplerden hangisine ait özelliklere yer verilmemiştir diyor. 1820'de Floransa'da doğan İngiliz hemşire Florence Nightingale, 1910'da Floransa'da ölmüştür. Kendisi modern hemşireliğin kurucusu sayılır. Daha küçükken hastanelerde hastalara pek ilgi gösterilmediği için hasta bakıcı olmaya karar vermiş ama ailesinin tepkisiyle karşılaşmıştır. Çünkü o zamanlarda hiçbir iş olmayan kızlar hasta bakıcılıkla uğraşırmış. Florence de bu işin kötü adını silip hasta bakıcılığı meslek haline getirmek istemiş. Bunu dönemin bakanlarına iletse de beklediği izin alamamıştır. 1854'te Üsküdar'daki Selim Yakışlısı'nda Kırım Savaşı'nda yaralanan İngiliz hastalarının bakımını ve tedavisini yapmıştır. Savaş esnasında zor koşullarda yaralılara bakması sebebiyle askerler tarafından Lady with the Lamp, yani lambalı kadın olarak anılmıştır. Şimdi zaten burada Florence Nightingale'in ne kadar özverili olduğundan bahsediyor. Askerlerin yardıma muhtaç olduğundan bahsediyor. Ailenin Florence'in kararı üzerinde etkili olduğu için müdahaleli olduğundan da bahsediliyor. Bir de o dönemde hasta bakıcılar çok rağbet görmediği için bu mesleği yapanlar da rağbet görmeyecekler. Dolayısıyla bu mesleğin değişmesi gibi bir inanç da kimsede yok. O yüzden insanlar yeniliklere kapalı. Ama burada zengin kişilere dair bir ifade yok. Geldik 37. soruya. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Peki, bu parça bir açıklama paragrafı. Dolayısıyla bilgi vermek amaçlanmış. Sayısal verilerden yararlandığını da yine kaç eser basıldığını ifade ederek söylemiş. Günlere göndergesel işlevde ise nesnel anlatımlı günler olacaktır. Doğru. Gerekçesiyle verilen yargılarda da neden sonuç ifadelerini arayacaksınız. Birçok dil bildiği için başka devletlerle müzakere yapılmasına katkısı olmuş gibi. Niteleyici sözcüklere yer verilmemiştir diyor. Hayır, niteleyici sözcüklere yer verilmiş. Nasıl eserler? Mesela dini olmayan eserler gibi. Bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada aslında edebi eserlerin nasıl anlatıldığı ele alınıyor. En önemli amaç öğrencilerin eseri bir bütün olarak benimsemeleri ve düşünmelerini sağlamak olmalı parçanın yazarına göre. Eser hakkında bilgi vermek yerine eserle kaynaştırılmalı öğrenciler. Ama sadece eserler hakkında bilgi veriliyor. Öğrenciler o eserle içselleşemiyor, bütünleşemiyor. Dolayısıyla burada yazar eserler hakkında bilgi verilerek edebiyat öğretiminin yapılmasından yakınıyor. Sıradaki sorumuz, anlam akışının sağlanması için numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir üzerine? 17. yüzyılda biyografi ve bibliografi alanında önemli eserler yazılmıştır. 16. yüzyılda tezkirecilerin incelediği şairler genelde kendi çağlarından önce yaşadığı için onların edindiği bilgilerin tamamı biyografi sayılır. Bir önceki yüzyılda Sehibe ile başlayan ve Latife ile Aşık Çelebi'nin de güzel örnekler verdiği şuara tezkileri bu yüzyılda da yazılmıştır. Şimdi arkadaşlar zaten 2 ile 3'ü yer değiştirerek okuduğunuzda parçanın anlam akışının sağlandığını göreceksiniz. Hem 17. yüzyılda biyografi ve bibliografi alanında önemli eserler yazılmış, bir önceki yüzyılda başlamış, yani 16. yüzyılın incelediği sanatçılar, sonra da o yüzden tezkirelerle şairlerin hayatı ve edebi bilgileriyle ilgili kısımlarda verilen örneklere göre daha uzun bir cümlesi geldiğinde daha mantıklı oluyor. 2 ile 3'ün yerini değiştirerek okuduğumuzda parçadaki taşlar yerine oturacaktır. Son sorumuza geldik.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz demiş. Bu parça gene insanları eğitmek için pek çok edebi metin yazıldığından ve değer yargılarının ne olduğundan, tüm dünyada, Türkiye dahil böyle eserlerin olduğundan bahsetmiş bir parça. Ama sanatsal metinlerden sonra öğretici metinlerin benimsenme sebebinin daha fazla olduğundan bahsedilmiyor. Yani sanatsal metinler mi daha çok tercih edilmiş, öğretici metinler tercih edilmemiş gibi bir ifade burada yok. Dolayısıyla C seçeneğine ulaşılamaz.